Selam. Sabah yürüyüşündeyiz. Kara ve Can benimle. Size daha önce sözünü ettiğim çiftçi su bırakmış 5 litre kapısında. Az önce kültür kaçağı gülleri suladım. Çekim yapacak biri olmadığı için yanımda bu işleri yaparken çekemedim ama gülleri size göstereyim. Gayet iyi durumdalar. Canlı güllerimiz. Açmaya bile başlamışlar. Tabii ki çiçekleri çok iç açıcı değil ama en azından hayatta olduklarını gösteren pembe çiçekleri var. Hiçbiri kurumadı. Beş litre suyu güzelce bölüştürdüm. Yaprakların üzerinde hala su damlacıkları var. Şöyle ilerleyelim patikada. Bugün şekeri veterinere götüreceğim. Hem uğradığı saldırıdan dolayı durumunu bir görelim. Bacağında şişlik var. Hem de kısırlaştırma operasyonu için bir girişimde bulunalım. Veteriner kilometrelerce uzak. Gitmişken o işi de halledelim diyorum. Yalnız aç gitmesi gerekiyor. Büyük olasılıkla bugün telefon görüşmemizi yapıp yarına bırakacağız o işi. Bugün oldukça sıcak. Bir de biraz geç kaldık uyanmakta. Çok yoruluyorum. Bazı sabahlar erkenden uyanamıyorum. Saate bir baktım ki çoktan 7 olmuş. Uzaktan bir kaplumbağanın ilerlediğini gördüm. Çok sevindim. Ancak ben güllerle uğraşırken kaplumbağa kaybolmuş. Herhalde şu aşağıya doğru indi. Oradan sulama boruları geçiyor. Su ihtiyacını karşılıyor. Oysa sizlere göstermeyi çok isterdim. Yangın sonrası buralarda epeyce kaplumbağa bulmuştum canlı. Onları komşum Erhan'ın bahçesinde korumaya almıştık. Onun bahçesi daha uygun. Hepsini de yaşatmayı başardık. Hay Allah. Az önce yolda ilerlediğini gördüm. Çekerim diye düşünmüştüm ama kaybolmuş. Sanıldığı kadar yavaş değil kaplumbağalar. Ben burada onu öğrendim. Bakın sulama borularından sular geliyor. Benim köpekler de içiyorlar. Muhtemelen kaplumbağa da su için indi aşağıya. Şöyle bir bakalım. Çok güzel kamufle olmuş. Göremiyorum. Bu onun güvenliği için çok iyi. Yine karşılaşırız başka kaplumbağalarla. Hayatta olmaları çok güzel. Su bulabilmeleri.
beslenebilecekleri kadar taze ot olması çok iyi. Şu kısım şu odunlarla kapalı olmasaydı oradan geçerdim bakardım. Fakat bakın geçiş yok oradan. Odunlarla kapatılmış. Sağlık olsun. Şu an onun hayatta olması çok önemli zaten. Bir gün size o sevimli kaplumbağalardan gösteririm. Oldukça sağlıklıydı. Uzaktan yürüyüşünü gördüm. Ama bir anda nereye gitti gerçekten anlamış değilim. Artık sincapları göremiyorum. Bu çok da normal. Çünkü sincapların tırmandığı, beslendiği çam ağaçları kalmadı. Şurada şeyler var, meşe ağaçları var. Onlar da yangında büyük hasar gördüler. Bu mevsimde çok olmaları gerekirdi. Tam yiyecek depolama mevsimi sincaplar için. Şimdi uca kadar gidelim. Bu arada merak edenler olabilir. Köpeklerim kaplumbağa ile karşılaşınca hiç zarar vermiyorlar. Sincapları zaten yakalamaları olası değil. Yalnız sincaplarla ilgili bir anımız var. Bir yavru sincap ağaçtan düşmüş geçen yıl. Kuyruk çok sabırsız hareketlerle beni çekiştirdi. Oraya kadar takip ettim. Bana yavru sincabı gösterdi. Tabii ki hiç dokunmadım. Çünkü annesinin onu alıp koruma olasılığı daha yüksek. Eğer ben alırsam anne bakımını yapamam. Onu orada bıraktık. Zaten güvenli bir yerdi. İnsanların pek görmeyeceği. Yabanda bulduğumuz yavruları hiç dokunmadan yerinde bırakmak daha mantıklı. Ben bunu araştırarak öğrendim. Yardım etmek amacıyla da olsa oradan aldığınız zaman hayatta kalma şansı azalıyor. Doğanın böyle bir dengesi var. Kendi korumasını kendi geliştiriyor. Hayata tutunabilen tutunuyor. Tutunulmayan da artık doğal seleksiyon. Umarım şeker için her şey yolunda gider. Veteriner fazla uzatmadan bizi en yakın zamanda bir tarih verir. Hem bacağındaki şişlikten dolayı bir an önce veterinerin görmesi gerekiyor. Hem de o işi halletmemiz lazım.
Çünkü bu yürüyüşler devam ettiği sürece riskte olacaklar. Can da öyle. Artık delikanlı oldu. İçgüdüsel olarak yürüyüşlerde eş arayışına girişecek. Benden uzaklaşacak. Başına kötü şeyler gelecek. Çevredeki köpeklerle, büyük erkek köpeklerle rekabet yaşayacak. Onların güvenliği, sağlığı açısından bu işlemin yapılması lazım. Bir süre önce barınakla görüştüm. Orada da deneyimli veterinerler var. Tamam, yaparız, bir ay sonra arayın dediler. Neredeyse o dedikleri tarih tamamlandı. Aslında bunlar 6 ayı bitirdi. Çoktan geldi zamanı ama ertelediler. Fakat barınakta olmalarının bazı sakıncaları var. Klinik ortamı gibi değil orası. Operasyondan sonra birkaç gün tutuyorlar. Sonra da oldu bittiye getirip başka yerlere götürebiliyorlar. Şehrin uygun yerlerine bırakılıyor kısırlaştırılan hayvanlar. Onlara göre uygun yerlerine. Yani bir daha görmeme olasılığı var. Canla şekeri. Bunu kesinlikle istemiyorum. O yüzden klinikte yaptırmaya karar verdim. İşte mama kalitelerini düşürmek istemiyorum. O yüzden her şeyi hesap ediyoruz. Kısıtlı bütçemizle en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Patika bildiğimiz patika. Hiçbir farklılık yok. Kaplumbağa çok hoş bir sürpriz yapmıştı ama onu da kaçırdık. Burada garip bir karpuz var. Uzun. Ve cinsi farklı. Bunu da bugün fark ediyorum. Bakın, çizgili bir karpuz. Bu daha önce gösterdiğim ikinci kültür kaçağımız. Hadi hayırlısı. Artık bu patikanın adını karpuzlu patika koydum. Bunu şimdi görüyorum. Çünkü renk olarak tamamen kamufle. Çizgileri var. Bu da çok güzel bir karpuz. Burada çiftçilerin çok tercih ettiği. Eğer insanlar buralara uğramazsa bunları kurtarma şansımız var. Buyurun, ikinci meyve. Bu da ikinci meyvesi. Bu da umut vaat ediyor. Oo, yani bugün tam sürpriz oldu. Kaplumbağayı kaçırdım diye üzülürken. Bu da üçüncü. Farklı bir cins olması da güzel bir sürpriz. Şurada başka meyveleri de var. Eğer düşmezsem daha büyüyecek bir meyve aşağı doğru sallanmış. Umarım düşmem. Şöyle uzaktan göstereceğim. Çünkü eğimli bir yer. Kayabilirim. Yani bir tane karpuz bitkisine odaklanmıştım. Çok mutlu olmuştum. Şimdi ikincisi de var. Yalnız şu dalları feci şekilde patikaya yayılmış. Bunların ezilmemesi lazım. Şöyle alıp bu dalı, üzeri de meyve dolu, şöyle kenara çekiyorum. Şöyle çekiyorum kenara. Çünkü buradan geçenler benim gösterdiğim özeni göstermeyecektir. Dallarımızı şöyle korumaya alalım. İkinci kültür kaçağı karpuz bitkimiz.
Şimdi daha önce keşfettiğimiz ilk bitkimize gidelim. Yine bir kontrol edelim. Can'la Kara da patikanın sonuna doğru koştular. İki komşu karpuz. Birisi koyu yeşil, yuvarlak. Diğeri çizgili uzun karpuz. Evet, yerinde duruyor meyvelerimiz, şükürler olsun. Kocaman kocaman oldular. Şimdi hepsini tek tek göstermeyeceğim. Hemen kolay ulaşabildiklerimi şuradan size göstereyim. Şimdi arada daha minikler de var ama onlar hakkında fikriniz var zaten, göstermiştim. Ve şu güneş gören kocaman karpuzumuz. Şimdi çiçeklerini karşılaştıracağım. Bu ilk karpuz bitkimizin çiçeği. Sanırım çiçekler arasında pek fark yok. Diğer çizgilinin çiçeklerini görelim geri dönüp. Bu arada güneş de bulutların altına kaçtı. Ama ışığımız yeterli. Arızalı olan lensimizi İstanbul'a gönderdik. Profesyonel çekimler yaptığım kameramın lensi bozulmuştu. Yakında gelecek, bakalım size daha güzel görüntüler sunabilecek miyim? Bu da diğer karpuzun çekirdeği. Biraz farklılıklar var taç yapraklarda. İşte bu da meyvesi. Bugünkü videomuzun baş konusu bu oldu. İkinci karpuzun yaptığı sürpriz. Çünkü emin olun bu meyveler bu kadar büyük değildi birkaç gün evvel. Minicik meyvelerdi. Birden büyümeleri şaşırtıcı. Şöyle birkaç tane görmüştüm. Mutlu oldum. Güzel güzel büyüyün karpuzcuk. Şöyle karpuzlu patikamı boydan boya bir göstereyim. Bir tarafı şöyle yükselen bir yapıda. Diğer tarafı da bir vadiye iniyor. Patika bu şekilde devam ediyor. Bu yangından sonra tomrukları taşıyan, kesen iş makineleri için açılmış bir patika. Daha önce de vardı ama çok çok dardı. İki tarafı çam ağaçlarıyla kaplıydı. Harika doğal bir patikaydı. Şimdi biraz insan eli değmiş oldu. Evet, şimdilik bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.